Merhabalar, ben Elif Yıldırım. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Psikolojinin biraz sonra da anlatacağım gibi birçok farklı alt alanı var ve o alt alanlardan biri olan deneysel alanda, bilişsel alanda çalışıyorum. Ben daha çok beyin bilimleriyle, yani nörobilimle ilgileniyorum. Uzmanlıklarımı da yüksek lisans ve doktora derecelerimi de nörobilim alanından aldım. Özellikle yaşlanmada beynimiz nasıl değişiyor? Ve biz duyguları tanırken, diğer insanların zihninden geçenleri duygusal olarak anlarken neler oluyor? Buna bakıyorum özellikle. Bugün psikoloji bölümünün tanıtımını yapacağız biliyorsunuz ki. Öncelikli olarak psikoloji nedir? Belki buna odaklanmamız gerekiyor. Psikoloji daha önce felsefenin bir alt dalıyken daha sonra 19. yüzyılda artık bir ayrı bilim dalı olarak temsil edilmeye başlanılıyor. Ve psikolojide yapılan şey aslında canlıların ve özellikle de insanın duygularını, davranışlarını inceleme söz konusu. Yani diyebiliriz ki aslında biz zihni inceliyoruz. Fakat burada bir sorun var. Zihin soyut bir kavram. Ve biz bu zihni, soyut olan kavramı inceliyoruz. Fakat bunu yaparken somut yöntemler kullanıyoruz. Ve bu yüzden de aslında psikoloji diğer sosyal bilimlerden farklı olarak pozitif bilimlere yaklaşan bir bilim. Ve aslında bilişsel psikolojiyle de birazcık daha tıp, özellikle de nörolojiyle alanı birleştirerek bu psikolojideki sosyal bilim kavramını daha pozitif bilimlere taşıyor hale geliyoruz. Psikolojide birçok farklı akım mevcut. 1879'da ilk psikoloji laboratuvarı kuruluyor. Ondan sonra da insan davranışlarını ve düşüncelerini farklı ekollerle biz ele alıyoruz. İşte yapısalcılık, işlevcilik, sonra Freud sahneye giriyor. Freud'la birlikte davranışların altında yatan bilinç dışı süreçleri konuşur hale geliyoruz. Sonrasında davranışçılığa geçiyoruz ve aslında her şey öğrenmedir diyoruz. Sonrasında da işin içine birazcık daha beyin giriyor. Aslında bilgisayarın da icat edilmesiyle birlikte 1950'lerde insan zihnini bilgisayara benzeterek bilişsel bir akım ortaya atılıyor. Ve şu anda da özellikle bilişsel, davranışçı ve analitik kuramlar yoğun olmak üzere yine psikolojide çalışmalar meydana geliyor. Psikolojide bir sürü farklı alt alan var. Dediğim gibi ben bilişsel alanda, yani insan zihninin inceleyen alanda çalışıyorum. Ama onun yanı sıra çok daha belki Türkiye'de popüler olan anormal davranışlarla ilgilenen klinik psikoloji alanı mevcut. Burada psikologlar ya da uzmanlar psikopatoloji üzerinden, hastalık üzerinden psikolojiyi çalışıyorlar. Onun haricinde daha biyolojik olarak incelenen bir psikolojinin alanı var, biyolojik psikoloji. Benim çalıştığım alan algıyı, belleği, dikkati, karar vermeyi inceleyen, yani insan zihnindeki farklı farklı işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji alanı var. Doğumdan ölüme kadar insan davranışlarını yapısal bir süreçte inceleyen gelişim psikolojisi alanı var. Burada tabii ki anormal ve çok çalışmak mümkün ya da yaşlılarla çalışmak mümkün. İnsan davranışını sosyal boyutta ele alan sosyal psikoloji de yine psikolojinin alt alanlarından biri. Özellikle şu an mesela Zoom ortamında, sanal bir ortamda sunum yapıyoruz, tanıtım yapıyoruz. Oysa ki bu tanıtımlar çok daha renkli, çok daha keyifli geçebiliyorken şu an evimizde oturmuş tanıtım yapıyoruz. Bu süreci toplumsal ve sosyal açıdan inceleme
işi örneğin sosyal psikoloji alanına aittir. Şirketlerde çalışıp endüstri psikolojisiyle kişiler uzmanlaşabilirler. Burada çalışanların verimleri nasıl arttırılabilir odağında çalışmalar yapmak mümkün olacaktır. Bir diğer konuşacağım, üzerinde konuşmak istediğim şey, temel konular neler? Dediğimiz gibi birçok farklı alanda biz insan davranışını, düşüncelerini, duygularını inceliyoruz. Bu merkezi sinir sistemi ve beyni inceleyerek de olabiliyor. Ya da duyu, algı, görme, işitme gibi ya da tepki süreleri üzerinden de algıyı inceleyerek de bunu yapabiliyoruz. Ya da testler uygulayarak, görevler vererek biz nasıl öğreniyoruz? Biz nasıl aklımızda tutuyoruz bazı şeyleri, bunları inceleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra düşünme, akıl yürütme, insanlarla iletişim kurma gibi becerilerde de farklı, yani becerileri incelemekte psikolojinin temel konuları arasında. Buna ek olarak tabii ki düşünce, davranışlarımız dedik, duygularımız da çok önemli. Özellikle bu psikopatolojiye götüren süreçte bilinçlerimiz olduğu kadar duygularımız da önemlidir. Bu yüzden biz ne oluyor da sinirleniyoruz? Ya da bu duygularımızı nasıl düzenleyebiliriz? Bunlar yine psikolojide incelenen alanlar. Kültürler arasında farklar var mı? Ya da yaş grupları arasında farklılıklar var mı? Ahlak gelişimi nasıl oluyor? Ya da belli uyaranlara maruz kalınca ya da kalmayınca neler değişiyor? Bunların hepsi psikolojinin inceleme alanları içerisinde. Psikoloji hakkında bahsedeceklerim çok temel olarak bunlar. Aslında bakarsak doğumdan ölüme kadar bizim karşılaştığımız durumlar içerisinde ya da genetik temelli olarak gösterdiğimiz davranışlar, işlevler, zihinsel işlevler ya da kültürel, sosyal durumlar bu psikolojinin inceleme konuları arasında. Peki psikoloji okumak ne demek? Ki son zamanlarda da yine ciddi anlamda bir tartışma konusu. Açık öğretim üzerinden psikoloji olur mu? Psikoloji okumak nasıl bir şey? Örgün eğitim içerisinde psikoloji okumak ki doğrusu da budur. Kişilere hem uzmanlar, tabii ki o açık öğretimde de uzmanlar olacaktır. Fakat birebir eğitim esnasında hocalar eşliğinde farklı ekollerin tanıtılması ve araştırmaların yapılması. Çünkü psikoloji uygulamalı bir alandır. Sadece algılama ya da zihnimize yerleştirmeyle işleyen bir süreç değil. Bizim bu durumları uygulayarak öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden psikoloji bölümünde okurken birçok farklı alanda birçok farklı dersler alınır. İlk önce tabii ki bir psikolojiye giriş dersi alınır. Bu aslında genel alt alanların tanıtımı gibidir. Ondan sonra araştırma nasıl yapılır? Çünkü araştırma yapmak psikolojinin önemli bir amacıdır. Bu her ne kadar bilimsel olmasa bile biz aslında insanlarla çalışırken bile bir nevi araştırma yapıyoruz. O yüzden araştırmanın temel ilkeleri ve tabii ki biz bunu Işık Üniversitesi'nde istatistiğinden SPSS yani bir program aracılığıyla nasıl analiz yapılır bunların verildiği derslerle destekleyerek bilimsel bir çalışma, araştırma nasıl yapılır? Bunu hem laboratuvarlarımızda hem de kuramsal olarak öğrencilere aktarıyoruz. Onun haricinde diğer uygulamalı alanlar olan, örneğin gözlem ve görüşme teknikleri. Psikoloji dediğim gibi uygulamalı bir alan olduğu için birçok farklı kişilerle biz çalışma yapıyoruz. Bunlar çocuklar olabilir, yaşlılar olabilir ya da örneğin koronaya yakalanmış ya da yakalanmamış bireylerle görüşme yapıyor olabiliriz. O yüzden bizim bu kişilerle nasıl bir
mülakat yapacağımızı, nasıl bir görüşme yapacağımızı uygulamalı bir eğitimini almamız gerekiyor ki psikolojideki örgün eğitimle de biz bunu hedefliyoruz. Onun haricinde birçok alt alana dair, örneğin nöropsikoloji, adli psikoloji, sağlık psikolojisi, endüstri psikolojisi yine uygulamalı derslerle zenginleştirilmiş dersler alınıyor. Ve sonunda eğer ki öğrenci isterse bir proje yazarak mezun olabiliyor. Tabii ki yine örgün eğitimin özelliklerinden bir tanesi bu alandaki stajlar. Biz öğrencilerimize özellikle stajları öneriyoruz. Ve bizim okulda zorunlu değil. Fakat onları yönlendiriyoruz da. Çünkü dediğim gibi uygulamalı bir alan olan psikolojide stajlar yaparak farklı alt alanları görmek mezuniyet sonrasında öğrencilerimizin nerede çalışmak istediklerine karar vermeleri açısından önem taşıyor. Bunun haricinde eğer tabii ki hocalarımızın var olan projeleri oluyor, bilimsel araştırmaları. Eğer ki öğrenciler isterlerse onlarla ortak çalışmalar yapılabiliyor ya da hocaların var olan çalışmalarına onlar eklemlenebiliyorlar. Böylelikle hem görüşme ya da bilimsel analiz, veri toplama alanlarında öğrenciler kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Psikoloji okumak aslında sadece ders almak değil, onu diyebilirim. Birçok farklı alanda uygulamalı alana yönelik deneyim de kazanmayı beraberinde getiriyor. Ve tabii ki bundan sonrasında da iş bitmiyor. Psikoloji alanında çalışmak için dediğim gibi birçok farklı alan var. Özellikle de klinik psikoloji alanında çalışmak için uzmanlaşmak gerekiyor. Çünkü aslında psikoloji bölümünü okumak demek o psikolojiye giriş dersinde gördüklerimizin daha uzun versiyonunu 4 yıla yaymak gibi. Ama klinik psikolog olarak kişiler çalışmak istiyorlarsa muhakkak uzmanlıklarını yapmaları gerekiyor. Yine bizim Işık Üniversitesi'nde de mevcut olan klinik psikoloji yüksek lisanslarında ya da diğer üniversitelerin tabii ki bu yüksek lisans eğitimini almak mümkün olacaktır. Ve tabii ki birçok psikolojide biz araç kullanıyoruz. Testler gibi, kişilik testleri ya da işte terapi yöntemleri. Onları öğrenmek için de yine eğitimler alarak kişilerin, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri önemli diyebilirim. Kısaca herhalde psikoloji nedir? Psikoloji bölümünü okuyunca başımıza neler gelecek ve ondan sonrasında da neler yapabiliriz konusunu böyle özetleyebiliriz. Belki şundan da bahsedebilirim son olarak. Mezun olduktan sonra biz nerelerde çalışabiliriz? Dediğim gibi uzmanlık gerektiren alanlarsa bu özellikle de klinik psikoloji gibi bununla ilişkili eğitimleri ya da yüksek lisansları almamız şart. Ama onun haricinde anaokullarında özel eğitim kurumlarında yani anormal gelişen çocuklarla çalışarak, huzur evlerinde eğer ki yaşlılarla çalışmak istiyorsa kişiler çalışabilirler. Araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Onun haricinde şirketlerde insan kaynakları departmanında çalışabilirler. Ve son olarak tabii ki akademik hayata devam ederek akademisyen olarak da hayatlarına, kariyerlerine devam edebilirler. Mehmet Bozkurt'un bir sorusu olmuş. Onu yanıtlayarak devam edebiliyorum herhalde, değil mi? Evet, Elif Hocam. Bölümümüzde birçok farklı alandan var. Ben dediğim gibi bilişsel alanda çalışıyorum. Yine benim gibi bilişsel alanda çalışan biyoloji kökenli Emel hocamız mevcut. Onun haricinde bölüm başkanımız olan Gülden Hoca sosyal psikoloji alanında uzman. Gelişim psikolojisi alanında Berna hocamız var. Onun haricinde sağlık psikolojisi alanında Selin Hoca var.
Ezgi Hoca var. Çocuklarla çalışan Deniz Hocamız var. Çocuk psikolojisi üzerinde. Ama o tabii ki klinik çalışıyor. Klinik çocuk psikolojisi diyelim. Psikiyatri uzmanı olan bir hocamız var. Feryal hocamız var. O da psikoloji ve psikiyatride kesişen dersleri veriyor. Unuttuğum var mı diye düşünüyorum ama herhalde unutmadım, değil mi? Ve tabii ki yeni gelecek, şu an isimlerini söyleyemediğim farklı uzmanlığa sahip hocalarımız da mevcut. Teşekkür ederiz Elif Hocam. Rica ederim. Mehmet Bozkurt da teşekkür etmiş size. Görebiliyorsunuz herhalde zaten chat ortamında. Evet evet, görüyorum. Yorumları görüyorum. Mehmet Bozkurt'un başka sorusu varsa şu an bayağı biz bizeyiz zaten. Evet, az önce Cemile diye biri geldi ama sanırım bağlantıyla ilgili bir sıkıntı yaşadı, koptu. Aha, tekrar evet. Gelirse belki onun soruları da olabilir. Hı-hı. Sizin başka sorunuz var mı? Mehmet Bozkurt'a mı diyorsun? Evet, evet. Canlı ders başlıyormuş. O da ayrılacak galiba. Evet. Müsaade. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başarılar diliyoruz sizlere. Ben de teşekkür ediyorum beni dinlediğin için.